Saygıdeğer basın mensupları, hem sizlerin hem de sizler aracılığıyla dünyalı hemşehrilerimizin ve tüm hemşehrilerimizin cumasını kutluyorum. Hayırlı cumalar diliyorum öncelikle. Sevgili arkadaşlar, malumunuz biliyorsunuz, Ramazan ayının etkinliklerinin özellikle kış ayına gelmesi, artık havaların soğuması münasebetiyle Ramazan etkinliklerinin sonlanması münasebetiyle Ünye ilçemizin geçmiş dönemlerde uluslararası turizm, kültür, sanat festivalini gerçekleştirdiği, icra ettiği dönem olan 19-20-21 tarihleri gibi, yani Temmuz ayının hafta sonuna denk gelen, ortalarından itibaren sonuna denk gelen bu sanat festivali uygulamasının biz de yeniden hayata geçmesini bu süreçte başlatmış oluyoruz. Çünkü biliyorsunuz belediyecilik sadece altyapı ve üst yapıdan ibaret değil. Bu kültür, sanat, turizm festivalinin içerisinde sadece sahne alıp orada müzikle icra edilmemekte. Bunun yanı sıra birlikte aynı zamanda hem futbol turnuvaları, voleybol turnuvaları, müsabakaları, basketbol hakeza, diğer etkinlikler, şehir içindeki farklı etkinlik ve şenlikler yapılmaktadır. Bunlar da bir şehrimizin aynı zamanda hem sanatsal hem kültürel yönüne katkı sunmaktadır. Biz böyle düşünüyoruz. Bizden öncekiler de aynen doğru düşünmüşler. Ve hayata bu geçirdikleri güzel olayı biz de bundan sonra devam ettirmenin gayreti içerisinde olacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Bu münasebetle birlikte adından da anlaşılacağı üzere Ünye Kültür Sanat Turizm Festivali kapsamında 19 Temmuz 2019 Cuma günü saat 11'de atasporumuz olan güreşin, yağlı güreşlerin Tek Kiraz Karaarmut mevkiinde özellikle başlayacağını ve buradan da startımızı vereceğimizi sizlerin aracılığıyla hemşehrilerime duyurmak istiyorum. Ve aynı gün, Cuma günü saat 19'da 100. yıl mevkisinde Cumhuriyet Meydanı'na da Turizm Festivali'nin başlangıcının startını inşallah bir yürüyüş etkinliğiyle birlikte vermiş olacağız. Ve seyir esnasında biliyorsunuz Ünye Kilisesi'nin olduğu yerde bir sergi açılışımız olacak. Sergi açılışından sonra da yine Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşümüz devam etmiş olacaktır. Burada sevgili arkadaşlar, sergi açılışından sonra Cumhuriyet Meydanı'nda sokak basketbolumuz vardı. Onun müsabakasının final maçı olacaktır. İnşallah o final maçını hep birlikte burada izledikten sonra Ünye'nin dünkü çocuklarının korosunun bir müzik icrası olacaktır. Ve akabinde de Emre Aydın sanatçımızın yine müzik icrasını hep birlikte Ünye'li hemşehrilerimle birlikte inşallah dinleyerek ilk günün yerel sanatçılarla birlikte de tekrar desteklendikten sonra tamamlandığı gün olacaktır. Yine ikinci gün olan 20 Temmuz Cumartesi günü Orta Çarşı'da yöresel yarışmalar yapılacaktır. Yunus Emre Parkı'nda toplu sünnet şölenimiz olacak. Aynı zamanda yine Yunus Emre Parkı'nda deniz şenliklerimiz olacaktır. Ve yaşayan kültürel miras müzemizde aynı zamanda geçmişten geleceğe Ünye söyleşisi yapılacaktır. Yalı mevkiinde plaj voleybolunun da gene aynı o gün 20'sinde final müsabakasını inşallah hep birlikte seyretmiş olacağız diyorum. Ve aynı zamanda akşamleyin de Türk halk müziği sanatçımız Sevcan Orhan sahne alacaktır. Bunları hemşerilerimle sizler aracıyla tekrar paylaşmak istedim. Ve son gün olan 21 Temmuz Pazar günü ise gene bizim atasporumuz olan ve Ünye'mize özel, münhasır ki Karadeniz'de çok özel olan gene binicilik tesislerimizin ve binicilik tesislerimizin bulunduğu yerde Rahman At Yarışları yapılacaktır. Rahman At Yarışları'nın peşinden Milli Karma ve Ünye Veteranlar Futbol Müsabakası yapıldıktan sonra gene Ünye'mize özel, münhasır olan, geçmişi, tarihi çok uzun olan plaj futbol finalini biz de seyrine ve etkinliğine katıldıktan sonra oradaki başarılı ve aynı zamanda dereceye giren futbol takımlarını da ödüllendirdikten sonra gene akşamleyin yerel sanatçılarımızın da etkinlikte rol aldığı bir müzik şöleninden sonra Hülya Polat sahne alacaktır. Ve bu şekliyle 2019 yılını inşallah hep birlikte huzur, selamet ve keyifli bir süreçte bir festival sürecini
Uluslararası Turizm, Kültür, Sanat Festivalimizi inşallah icra etmiş oluruz diyorum. Özellikle gelecek yıllar çok daha güzel, çok daha böyle keyifli etkinliklerin daha da artırıldığı, hatta altının daha da güzel doldurulduğu festivallerimizin devam edeceğini şimdi de ifade etmek istiyorum. Hem şehirlerimizin bu süreçte hem eğlenmelerini hem de katılımlarını beklemek üzere buradan sizlerin aracılığıyla bunları duyurmuş olalım istedim. Tabi burada bu hazırlıklar yapılırken bunun bir sürü mutfak çalışmaları var. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gene bunlarla ilgili biliyorsunuz faaliyetlerin hayata geçmesi, bu hizmetlerin ve bu görsellerin ortaya çıkmasında bir de maddi boyutu var. Bu maddi boyutunda aynı zamanda Ünye'deki binicilik tesislerinde hizmet veren Ünye'de özellikle bu at yarışlarıyla ilgili olan derneğimizin kıymetli başkanı olan arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Bu at yarışlarının düzenlenmesinin o güne denk gelmesiyle bize bir katkısı olmuştur. Özellikle bunların biraz daha tasarruflu ve aynı zamanda da Türkiye'nin, ülkenin bu geçirdiği süreçte daha böyle israf etmeden ve verimli bir şekilde bu organizasyonu gerçekleştirerek hem belediye külfetini, yükünü azaltmak hem de hemşehrilerimizin hak ettiği diğer hizmetleri de hayata geçirmek noktasında birlikte koordine içerisinde olduk. Onlara teşekkür ediyorum özellikle. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradan Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkürlerimi arz ediyorum. Çünkü bizim atasporumuz olan güreşte de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da katkılarıyla, Ünye Belediye'mizin de destekleriyle birlikte inşallah o organizasyonu da böyle gerçekleştiriyoruz. Gene sanayici iş adamlarımız, esnaflarımızın da bu süreçte katkılarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum. Güzel bir festival sürecinin Ünye'de yaşanmasını ve aynı zamanda mutlu bir şekilde kazasız belasız inşallah 2019 yılının sürecinin tamamlanmasını temenni ediyorum diyorum. Evet, bu festival süreciyle alakalı hemşehrilerimize duyurumuzu özellikle aracınızla yaptıktan sonra arkadaşlar bir de şu konu var. Basına düşen bir olay, sanki biz özellikle pazar yerinde pazar esnafımızın, yani orada pazarcılık yapan esnaflarımızın işgaliye miktarlarını encümen kararıyla ya da meclis kararıyla, her ne olursa olsun, her iki kararla da olsa bile 6 kat artırıldığı gibi bir ifadeyle basına düşmüş. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir karar da alınmamıştır. Geçmiş tarife neyse bugün uygulanan tarife de birebir aynısıdır arkadaşlar. Sadece ve sadece şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Pazarcı arkadaşlarımızın kendi içlerinden gelen serzeniş ve şikayetler üzerine yapılan incelemede orada bir eksik uygulamanın olmuş olduğu ortaya çıkmıştır. Bu da nedir? Bu da şudur arkadaşlar. Orada pazarcı esnafı diyor ki, kardeşim diyor, ben 5 metrekare yer işgal ediyorum, 5 lira veriyorum. Öbür tarafta bir başkası diyor 20 metrekare yer işgal ediyor, o da 5 lira veriyor. Bu ne biçim işti, nasıl bir uygulamadır diye kendi aralarındaki bir hadiseyle bize gelen şikayet üzerine biz de yeniyiz, öğreniyoruz, araştırıyoruz, inceliyoruz. Baktığımızda, incelediğimizde, yapılan araştırma neticesinde arkadaşlar özellikle 100 binin üzerindeki nüfusu bulunan ilçelerimizde en asgari limit olan 1,5 TL üzerinden metrekare bazında bahsediyorum, alınması gereken bir bedel. Ölçtüğümüzde adam 20 metrekare kullanıyorsa bunun ne yapması lazım? 30 TL ödemesi gerek. Peki 5 metrekare kullanıyorsa ne yapması lazım? 7,5 TL ödemesi gerek. Demek ki burada adaletin tesis edilmesi ve gerçekten vatandaş neyi işgal ediyor, ne kadar işgal ediyorsa onun geçmişteki fiyatı üzerinden tarifelendirilmiş durumu. Yani bunda yok fiyat artırıldı, bilmem ne yapıldı, bunu böyle anlatmak yerine şimdi biz ne yapalım? Eğer biri 5 metrekare yeri işgal ederken ondan ayrı al, öbür tarafta 20 metrekare yer işgal edenden de aynı al, bu adalet olur mu sizce? Ben bunu Ünye'li hemşehrilerimin kendi vicdanına bırakıyorum. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Bu yanlış ifadenin ve yanıltılmış olan durumun düzeltilmesi için bunu da özellikle açıklama ihtiyacı hissettiğimi ifade ediyorum.
Sizlerin aracılığıyla gene tüm hemşehrilerimize hayırlı cumalar, hayırlı günler dilerken sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.